Günaydın. Sana aydınlanmış da ben hala uyuyorum. Hadi eşofmanlarını giy de gel benimle. E hadi. Yürümeye başlayınca açılırsın. Ay sanki beni bilmiyorsun Yusuf. Ya yürümekten nefret ederim. Ya markete bile arabayla gidiyordum, unuttun mu? İyi peki. Hava! Sabahın köründe nereye gidiyorsun kızım sen? Yürüyüşe. Sen? Kızım rica minnet, bakkala seni zor yolluyorum. Nereden çıktı bu yürüyüş? Ya anne, konakta sıkıldım. Kilo da aldım hem. Biraz yürüyeyim diyorum. İyi madem. Yazan mübarek olsun kızım. Yani kiloyla savaşmak zordur ya. O bakımdan söylüyorum. Hadi rakibin dişli. Görüşürüz baba. Önce bir bulmam lazım tabii. Nerede yürüyorsa paşa. Selamünaleyküm. Günaydın. Selamünaleyküm Ahmet abi. Aleykümselam. Buyurun bir çay içelim. Sağ olasın abi, başka zaman. Yusuf Bey. Allah. Senin ne işin var bu saatte? Günaydın. Günaydın. Söylemiştim ya size, sabahları yürüyorum ben. Anladım. Ben seni tutmayayım. Aslında karşılaşmışken konuşmak istediğim bir şey var. Olur mu? Yürürken konuşalım mı? Tamam. Kardeşimin yaşadıklarına şahit olmuşsunuz. Öncelikle yardımınız için çok teşekkür ederim. Önemli değil. Kimse benim evimde böyle davranamaz. Kocası bile olsa. Haklısınız. Toprak çok hassastır Yusuf Bey. Çok da merhametli. Ben biliyorum kardeşimi. Sıtkı şimdi bir yolunu bulup her an toprağa boşanmaktan vazgeçirebilir. Toprak yine üzülsün istemiyorum ben. Hı hı. O yüzden Sıtkı gelirse bir daha bana haber verir misiniz? Dün gelmiş. Öyle mi? Görüşmüşler mi peki? Balonlar buradan çok güzel görünüyor. İnsan onun içinde kendini çok özgür hissediyordur herhalde. Nasıl yani herhalde? Hiç binmedin mi? İnsanlar onca yoldan geliyorlar balona binmek için. Sen buralısın, bir defa binmedin mi hiç? Binmedim. Binemedim, çok pahalıydı. Topraklı küçükken terasta oturup balondan nasıl göründüğümüzü hayal ederdim. Çocukluk işte. Hatta bir abiniz vardı, Mustafa abi. Baloncunun yanında çalışıyordu. Bir sabah söz verdi bize, toplanın gelin dedi. Biz de o heyecanla sabah ezanıyla yola çıktık. Gittiğimizde vazgeçmişti. Çok üzüldük, çok kızdık. Ağladık hatta. Sonra bize yine terastan balonları izlemek kaldı işte. Ben en çok Ilara Vadisi'nin nasıl göründüğünü merak ediyorum ama bu gidişle kısmet olmayacak herhalde. Hadi gel. Hadi de dedim. Yusuf Bey buyurun, balonunuz hazır. Teşekkürler. İkimiz mi bineceğiz sadece? Aha. Bir şey olur mu yani yukarıdayken? Olmaz olmaz, merak etme. Bakalım memleketin yukarıdan görüntüsünü sevecek misin? Bak şurası benim okulum. Şurası da bizim ev.
bu kadar büyüleneceğimi tahmin etmemiştim. Bir sürü ülke gördüm. Bir sürü şehirde yaşadım. Sonra geri geldim memlekete. Sırf bu yüzden. Büyülü olduğu için. Başka yerde yaşayamam ben. Tıpkı sizin bahar evine diktiğiniz çiçekler gibi. Yabancı bir yerde solarım. Toprağımı özlerim. Ben size teşekkür etmekten başka bir şey yapamıyorum Yusuf Bey. Elimden başka bir şey gelmiyor. Ne zaman karşıma çıksanız hayatımda güzel bir şeyler oluyor. Bu sabah görüşeceğimizi nereden biliyordun? Şirkete doğru çıkmıştım. Uğrayıp veririm diye düşünmüştüm. Kısmet şimdiymiş. Şurası konak değil mi? Çok teşekkür ederim Yusuf Bey. Hayatımın en güzel sabahıydı. Rica ederim. Hemşerime memleket turu yaptırdım sadece. Benim için önemini bilemezsiniz. Tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sultan. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Turşuları vuruyorum. Aman sarımsağı bol olsun ha. Koydum hanımım, koydum. Bir şey mi istedin sen? Sabah çıkarken Yusuf'u gördün mü? Sana bir yere gideceğim falan dedi mi? Yok, gelmedi mi daha? Yok, gelmedi. Telefonunu da odasında bırakmış. Neyse, gelince söyler misin bir bana baksın? Tamam. Konuşacağım. Tamam. Günaydın teyze. Ha, günaydın kızım. Sana bir şey soracağım. Herkes deli dana gibi Yusuf'u arıyor. Olmaz ama yanında mı diye soracaktım. Olmaz oldu teyzeciğim. Esas mı kız? Yusuf benimleydi. Balona bindik. Anam deme. Dedim bile. Önce yürüyüş yaptık, sonra balona bindik. Daha yeni ayrıldık.